Bekir de bir yaman danıştı, danıştı. Ay böyle yer göy oynadı birbirinden. İle Azerbaycan da kilitlenmişti hamı Sedat'a. Birden dayandı. Siz bu çevrelerin adamsınız yani. Bilersiniz yani. Yani bir defa Sedat Peker boş adam değil. Kesinlikle boş adam değil. O elet. Bir defa dikkat edersiniz de konuştukları hamısı tek tek doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan çıkmadı. Evet. İllerdi yani devlet adamlarından yakın devlet adamlarından şeydi. Hatta yani bak dikkat etseniz 2016, 2017, 2018, 2015 hep devletin yanındaydı. AK Parti'nin yanında. AK Parti'nin yanında oldu. AK Parti'nin yanındaydı. Ancak görünür ki neyse yanlış gelmiş. Olur böyle bir şeyler. O kendi tabii tarafından haklıdı. Devlet kendi haklıdı. Tabii ki eğer öyle bir şey yapılmışsa çocuklarına, mucuklarına, güzel şeylerdir. Evet. Mesela şimdi ben kendi adıma diyeyim. Benim evime sabah saat 7'de polis geldi. 8-9 kişi. Allah için çok terbiyeli davrandılar. Sizi hepsi eleyendiler. Böyle böyle geldiler 7'de. Dediler mübariz bey biz nereye bakabiliriz? Dedim buyurun. Çalışma ve yatağı odama. Diğer odalar dedim. Diğer odada çocuklarım yatır. Biz oraya girmeyeceğiz dediler. Bakmayacağız. Yani kesinlikle uşaklarımın birini uyandırmadılar. Otağına girmediler. Eşyalarına dokunmadılar. Yani sadece benim çalışma odam ve yatağı odam. Onu da diyeyim ki gelip oh, kaldırdılar. Pastelin altında ne var ne yok. Öyle yok. Böyle vizual ne. Bilgisayar var. Bilgisayarı götürdüler. Telefonları götürdüler. O kadar. Sizin haberiniz var mıydı? Sizi götürmeye gelirler. Bilirdiniz hepsi diyeceğim. Saatin hocam. Ben sabah kalktım, zaftırkımı eledim. Oturdum, gözlüyordum onları. Allah. Merhamatınız var mıydı? Böyle. Çok istediler ki ben kaçın buradan. Ben hiç yere kaçmadım. Kaçma fikrim de hiçbir zaman olmadı. Olmayacaktı. Yani öyle haber gönderdiler mi ki? Çok, çok haberler geldi. Kaçsın geçsin. Yok. Onların oyun olduğunu bilirdim. Hiç yere kaçmadım. Burada durdum. Geldikleri günde bilirdim yani. Sabah kalkmıştım, zaftırkımı eleyip gözlüyordum geleceğiyle. Mübariz Bey, herhalde Mehmet Ağar da bu ülkede Daxil İşler Nazirliği yapmış bir adamdı. Surluk cezasında adı keçib. Sedat Peker biraz lağmata inan deyirdi ama Türklerin dövlətinin adamlarından... Allah'ınızı seversiniz yani. Mehmet Ağar Türk dövlətinin neresinde derdini? 10 sene benim yanımda yani kaldı. İçeride olduğum müddetçe ailesine hemen baktım. Koymadım üzülsünler, üzüntü çeksinler. Oğlunu işe aldım, marinaya müdür koydum. Tolga'nın. Benzin zapravka verdim ona, pul kazansın diye, yanacak istasyonu. Yapılan yakışılıklardan danışılmaz da ancak böyle karşında böyle satkınlar olanda mecburen kendi kendine düşünürsen ki ben buna ancak yakışılık eledim, bu neden böyle eledi, neden düşündü? Tek karara gelsen maddi değerleri manevi değerlerden daha güçlüdür. Adam pulu daha çok sevir. Manevi değer bunun için yani sıfırdı. Bunu anladım ben. Zaten uzaklaştık. Allah yolunu açık eylesin. Bundan sonra ne yaparsa yapsın. Ancak hesabını ödeyeceğini o başta olmakla hamısının çok eminim yani. Yani beni bugün de alıp içeri koysalar ne olacak? Diyelim ki gittim daha bir yıl yattım, iki yıl yattım. Benim hesap vermeye, yani verebilmeyeceğim bir şey yok. İster kendi özel hayatımda harcadığım şeyden, ister şirketlerimle. Benim şirketlerimi elek velek edildiler. Masak girdi, araştırdı, vergi dairesi girdi, araştırdı. Yani 20 yıl geriye gittiler. Şirketin geçmişini yokladılar. Şey, yani hiçbir şey tapabilmediler. Sadece ve sadece 2 kilo paklava. Onu da ben mübarize almayıp, onu Ali, Veli, biri alıp otelde işleyen, oteldeki müşterilere zaftır kazada vermeye için. 2012'de, ben aldığım senede, keştim onu. 2013'ünde, ben Cumhurbaşkanlığı yemeği vardı. Bizim canan prezident de oradaydı. Hanımına.
Hatta resimler var. Abdullah Gül yemeği. Ben gördüm. Abdullah Gül'le de bir sizin de bir resminiz var. Evet, ya. Yani orada tatlı hamısı güllü açtan dedi. Hemen güllü açtan. Böyle güllü açtan. Yani, bakıram, ben 2013'te Cumhurbaşkanlığı yemeğinde bu paklavanı verirdiniz bize. Ne oldu ben FETÖ'cü oldum siz yok. Ben tanımaram Güllüoğlu sahibi kimdi, nedi, necidi. Ben bağlamaz ki. Türkiye'nin en büyük tatlıcı bir grubu. Yani bu arada da Fethullah'dan da beraat etmiş adam. Fethullahcı değil diye beraat etti. Yani, Allah Allah. Çok ilginç yani bir şey. Çok komik. Benim eski sekreterim Natalya denilen bir kız Rus. Zamanında Omsk'dan getirdiğin dediğim gibi Vugar ne bileyim eski çalışan. O kızdan mı sizin? Yalan şahitlikleri. Şöyle bir şey diyeyim. Mesela şahitlerden biri diyor ki ben diyor Ahmet Hamdi Vuralı diyor her gün mübarize yanına gelirdi. Çantanla pulla gidiyor. Benim avukatım 3 tane resmi çıkardı gösterdi. Diyor ki bunlardan hansı da Ahmet Vuralı. O resimlerden birini görsedir. Hem avukatım Çakagul da dönüyor diyor burada hakim bey burada bu şahs yok bu resimlerde. Hakim de diyor sen böyle bir şey elebilmezsen nasıl elebilmezsin? Ben devreye girdim. Nasıl elebilmezsin? Nasıl beni savunacak onda? Nasıl beni savunacak? Yani komediydi. Bir komediydi. Yaptılar. Kara lekedi bu. Çok büyük bir kara lekedi. Yani ben içeri koymakla buradan çok yabancı iş adamı çıkıp gitti. Yani benim getirdiklerim en azından. Mübarizi böyle dedilerse bize ne olur? Bu Anar Elizade her yerde geçir. Bu öyle bir önemli bir... Ben tek söz deyip bu konuyu kapatmak isterim bunlar hakkında. Hı-hı. Ne kadar medyada yazar da olsa sonunda bir şirketimiz var kural diyerek. 11 bütçesi var. Bunu siz kurmuşsunuz, bunu siz yönetirsiniz. Onun business planını siz götürürsünüz, aileviz götürür. Sonunda bu bir muessesedir. Buradan maaş alan da %100 var, geçinen de var, kira alan da var. Bir şey, siz bir iş yaratmışsınız. Bunlar kendi bacarıklarından hayatta hiçbir iş yaratmadılar. Sadece oturdular koltuk sayesinde bir yere gelmişler. Yani bunlar gidip... Ben biraz belki özümü teriflemiş gibi olurum da. Benim kimi sıfırdan her şeyi kendi alıp devletten hiçbirini almadan bir şirket kurmuyorlar. Yani düşünün onlar o koltukta oturmasaydılar bugün harda olacaktılar. Veya o koltuğa gelmeden önce hardaydılar. Yalan çıkıp demeyle yok ben mebil satırdım, bunu elirdim, gayrimenkul. Yani biri çıkıp desin ki Azerbaycan evet ben bunları 90'lı yılların başında biznesmen olarak tanıyordum. Bir nefer diyeyim. Sürücü olup o aydındı söhbet eğer. Ona ben... göre. Bir de yaşına bakın, dediği tarihlere bakın. Yani bir insan o yaşta imkanı yok yani. İmkanı yok. Ben kendim için diyorum. Palmalini kuranda 23 yaşım vardı benim. 23 yaşım vardı. Yani bu yerlere geldik biz. Ben Türkiye'de şirket açanda daha Azerbaycanlı şirketi yok idi. Acint 34'ü açanda 92'nin Aralık ayında. Yani Türkiye'de daha yok idi şirket. Azerbaycanlı şirketi. Onunla bağlı bir iki sualım var Mübariz Bey. Azerbaycan'da değiller, testesi hazırlar değiller. Bu kadar pulu ağırdan kazandı. Nece kazandı? Brokvellerden soruşurlar ki pulu ağırdan kazandın. Değil ilk 1 milyonun hesabatını istemeyin. Ama diğerinin hesabatını veririm. Sizin de o ilk 1 milyonun meselesi var mı? Ben Rockefeller değilim. İlk dolarımdan, ilk sentimden, bugünkü geldiğim yereceğim hepsinin hesabını çok rahatlıkla veririm. Hı-hı. Yani ilk kazandığım 1 dolardan tutmuş, bugünkü güneceğim geldiğim nokta köpüğe köpüğe hepsinin hesabını veririm. Sadece büyük bir çalışma.
Yukutiyadan gemi alırsınız. Gemi ancak çayda işleyebilir. Denize çıkabilmez. Köhne gemiler. O zamanlar öyle düşün, köhne demek doğru değil. Çünkü o gemileri ben aldığım zamanlar 10 yaşı, 15 yaşı, 8 yaşı, yani cavan gemiler sayılır. Onlar nehirde yani çalışmak için, çaylarda işlemek için de. Onları alıp getirip bura deniz klasına ben çevirirdim. Düşünün ki orada gemini satırlar o zamanlar, metalolom kıymetine satırlar. Çünkü gemiler işsiz kalıp, Sovyetler baktı çok çok kilip. Ben gidip oradan alırdım mesela, çünkü gemini, en pahalı aldığım gemi İndiyacan'ı hatırlarım, 500 bin dolar aldım. 500 bin dolara. 500 bin dolara alırdım. Alanda da vadeli alırdım. Mesela çünkü 500 bini büyüm vermirdim. Taksitle. Danışırdım gemi ne yapacağım. 100 bin ödüyorum, gemi gelir tamire. Tamirden çıkandan sonra daha 100 ödüyorum. Öyle bir şey, programla gelirdi. Buna denizçili teriminde bir boat, satış hakkından değildir. Yani selling lizbek gibi. Lizine mal alırsa öyle bir şey. O zaman inanılmaz gemi gıttığı vardı Karadeniz'de 90'ların başında. İlk olarak Lena Line diyerek bir şirketi kurduk. Ortak Lena River'la, Novorossiysk şehrinde. Sonra Rostov'a geçtik. Sonra ben ayrıldım. Türkiye'ye geldim. Ve şirketimi de aldım. Gemileri böldük. %50'si benim, %50'si onların dedi. Gemilerimi aldım. Geldim Türkiye'ye. Zaten Türkiye'de vardım. Rusya'daki şirketi Lena Line'dan çıktık. Buraya geldik. Palmali'ye geçtik. Palmali'den önce Agent 34 vardı. Semet Dış Ticaret vardı. Bunlar hepsi değişip tek bir şirket altına 98'de Palmali bayrağının altına geçtiler. Bütün Palmali şirket, 98'de mi yarandı? Aslında Palmali 98'de değil. 94'te yaranıp da Semet Dış Ticaret idi. Lena Line'di adı. Adların hepsini değişip şeyle diyor. 98'de Palmali'nin kurduğum. O mal varlıklarının hepsini Palmali'ye verdim. Birleştirdi sanırım. Birleştirdi. Palmali nedir? Ne demek? Ha, Palmali Robinson Crusoe'nun mutlaka filmine bakmışsınız. Oradaki. Fantasia'nın komedi filmlerinden biriydi. Bu adaya düşüyor. Panik ediyor. Nereye geldim? Ne düşüyor? Ağacı, kafası ağaca değil. Hatta bir kakos düşüyor. O kakosu açmakla uğraşır, savaşır. Orada Palmali aile adasıdır burası. Oradan götürürüz yani. Diyor, en azından burada havalar yakışıdır, yağış yağmır, Palma adasıdır. Göy hemen ildırım çakıyor, başlıyor yağış yağma. Tam oradandı bu ad. Seher tezden Nuray Perker, bizim finans müdürü, beni uyandırdı. Dedi, geminin, şirketin adını koymak lazımdı. Ben de seyrecin o günlüğe bakırdım. Hemen gün o çınaya bak. Dedim ha, adını dedim, Palmaliv koyak. Dediler Palmaliv olmaz, sabun var. Palmali oldu, o kadar. Büyük bir komanda işi, azim, irade, çalışkanlık insanı, başarılı insanı bu vaziyete getirir deriz. Yani bir defa denizçiliği tarihinde 30 sene az bir tarih değil. Lena Line'da koysan 30-31 senelik bir şirketti. 31 sene denizçilik sektöründe çok büyük bir tarihti. Çok önemli bir tarihti. Neredeyse Sokar'ın aynı yaştayız biz bu arada. Hatta Sokar'dan da yaşlıyız. Denizçi, bugün denizçi şirketlere baksan bu yaşta az şirket taparsa. Uzun bir maraton yolundan geçmiş denizçilik tarihinde. Büyüneceğini düşünün, 180'den fazla gemi ancak Türkiye'de inşa etmiş. Dikmiş. Millerce gemi. İndi ne kadar geminiz var cami? Yani hala hazırda 70'in üstünde de. 70'in üstünde. Ancak kiraladığımız gemiler de var. Niye denizçi oldunuz bu? Lenkaran'dan gelir. Hazır Denizi'nin sahiline. Yok, ben bir defa herkes beni Lenkaran masallı bilir de. Benim anam atam masallıdandı. Ancak ben Bakı'da doğdum. Bakı'da büyüdüm. Bakı'da okudum. Kendi ancak uşaklık illerimde 10 yaşımacan kendi yay kanikulları olanda o 3 ay, 2 aylık gelirdim kendi. Mektebiniz de neftçilerdeymiş. 70 nömrəli məktəbdə oxudum. Çünki orada bir müəlliməniz var, Elmira xanım, həmişə mənə danışır. Faiq biz qonşuyduq. Faiqin qardaşı məndən oxuyub. Hə.
Ha, Faiq'in qardaşı. Qardaşım mənim oxuyub. Yəni bəs dənizçiliyə gəlmə məsələn. Mən uşaqlığımdan deyirlər dənizdə işləyibsiz. Mən gəmilərdə işləyibsiz. Uşaqlıqdan dənizçi olmaq istəyirdim. Ha, uşaqlıqdan bunu istəyibsiz. Uşaqlıqdan bunu istəyirdim. Ancaq məcburam əskəri həyat girdi araya. Allahdan Sovetlər Birliyi dağıldı, əskərlik də bitdi. İlk yaptığım üç ortaq dənizçi şirkəti qurduq. Dənizçi şirkəti qurduq, Rusiyada qurduq ilk. Patrati deyərək biri vardı, Alek deyərək biri vardı. Üçümüz qurduq. Dənizçiliyə başladıq. Hətta Patratidən öncə Valera Stepana deyərək biri vardı. İşə girdi. Sonra bir Azərbaycanlı qardaşımızla, Rahim Ələkbərovla bir gəmi aldı Baltiski deyərək, ortaq. Onu işlətməyə başladı. Sonra tanker işinə girdim mən. Tanker işində o zaman bazarda boşluq vardı. O bazarı kontrolümə aldım. Haradasa monopolist oldum o bazarda. Qaradəniz, Xəzərdəniz, Baltikdəniz bu bölgələrdə. İlk başta təbii ki, bu qədər gəmim yox idi. Ancaq mən nə yapıyordum? Gəlirdim, deyordum ki, Əvəz müəllim, sizin gəmimiz var, siz işlədə bilmirsiniz. Siz mənə arendaya verin, mən onu işlədim. Elə yəni 40, 50, 60 bəzən, bəzən 100 gəmi belə kiraya götürüb işlədirdik. Bu kira zamanında da oradan gətirdiyimiz gəlirlərlə gəmilər inşaata başladıq. Yəni, ilk gəmimizi 2000-dan yəni inşa etdiyimiz də gəmi, ilk gəmimiz 2001-də suya indi, 2002-də pardon, 2002-də suya indi. Ondan qabaq daha gəmilər aldıq ancaq, biz tikdiyimiz gəmilər deyildi. Ha, öz tikdiyimiz gəmilər 2001-də. Öz tikdiyimizi ilk sıfırdan, öz proyektimizlə şu olan 2001-dən, şöyle deyim, 2005-əcən 15-in üstündə gəmi tikdi 5 ildə. Sonra hər il 6-7 gəmi belə tikməyə başladıq. Çox gəmi almağa başladıq. Yəni, gəb zavodlardan alırdı. Zavod tikib, əlində satırdı, gedib aldı. Yəni, şirkət, bir də deyirəm, 2003 sənəsində 185 gəmimiz vardı özümüzünki. 185 öz gəmimiz vardı, aşağı yuxarı bir 50-60 dənə də kiraladığımız gəmilər vardı. Hı. 200-dən ona görə o deyənlər ki, yox, mübariz, mən Azərbaycanda bir köpük qazanmadım. Heç bir Azərbaycan şirkətindən bir köpük qazanmadım. Ortaqlığımda çox böyük pullar qayb etdim. İçimi aldım, səsimi çıxartmadım, vətən sağ olsun dedim. Ancaq bəzi adamlar bunu öz xeyirlərinə çevirməyə, öz quş, beyin, IQ-lərinlə düşünürlər ki, ağıllıdırlar. Əslində, zaman içində hər şey görünür. Yəni, bu odanı pulla doldurursunuz, bir başarız bir insana verirsiniz. Yəni, bu odanın içində başqa pul girməsə, geç tez buradan bitər, gedər. Bunların hamısının sonu belə olacaq. Çünki bunlar həyatdır. Rusların sözü var, darmayet, yəni müftəxor. Müftəxor. Müftəxordurlar bunlar. Həyatda heç nə yaratmamışlar, həyatda heç nə həyat verməyiblər, heç nə. Mənim üçün hər gəmi bir həyatdır. Çünki mən gəmi canlı görürəm, nə qədər onu canlı görməsələr. Çünki onun üçün adamlar girir, işləyir, evlərinə pul götürür, iş yeri yaranır. Hər gəmidə bir nəfər işləyirsə, nə mutlu mənə. Hələ bir də Azərbaycanlıdırsa, düşünün, ən azından yoldaşına bir uşağına kömək eləyir. Atasını, anasını saymıram. Ən azından üç kişi düşünün bunu. Hər şəkildə. Zevq aldım mən bu. İşimizdən hər zaman zevq aldıq. Sadəcə bu işdə deyil, gəmicinin dışındakı işlə. Biz nə yaptıqsa, ən yaxşısını yaptıq. Belə bir söz deyim sizə. Mən, məsəl üçün, 2000-lərdə gəmi başlayanda inşaata, 90-ların sonunda, 2000-də, yəni, keçmiş Sovetlər Birliyində çox gəmi tikən yox idi. Sadəcə Volgograd Shipyard-ı tikirdi, 3-4 dənə gəmi o qədər. Yəni, Rusiyanın özünə belə bir generasyon gətirdim. Məsəl üçün, bugün yeni yapılan gəmilər bu shuttle sistemi, onu ilk dünyada mən risk edib
ticari gemiye koydurdum. Normalde onları buksire koyarlar. Ancak böyle büyük gemilere koymazlar. Onu ben koydum. O daha alternatif, daha ekonomisi az olan, daha elverişli olan gemidi. Herkes onu kopya aldı. Yani kendileri bir şey yaratmadılar. Benim gemilerimi kopya yarattılar. Büyün de hal hazırda hala deli gelir. Bizim tikilerimiz gemileri baz alırlar. Çok güzel işler yaptık. Yapmaya da devam ediyor. İnşallah daha da güzelini olacak. Hep beraber bunu göreceği. Bizim onlardan farkımız, ben korkmuram. Kazanmaktan da, itirmeyden de korkmuram. Çünkü bilirim ben bir gün her şeyi alsınlar sıfırdan başlayıp yine getiririm bu yerlere. Ancak onlar bunu eleyebilmezler. Çünkü onların ne savadı, ne eğitimleri, ne başarıları bunu getirebilmez. Bu Aziz Bey, ben bu Ermeni meselesine bir tohum attım.